Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. 3 yıldız kırmızı cinimizde ben kırmızıya boyayıp işte üstüne simbiyotla birleştirmişler Supreme. Yalnız efektlere dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Üzerinde mesela bu simbiyot etkileri nasıl hareket ediyor, dalgalanıyor? Efektleri falan çok güzel yapıyorlar. Tek sıkıntı Kaman firmasının işleyiş şekli. Yoksa oyun çok keyifli ya. Vallahi ya, efektleri falan da çok güzel abi. Bu da arkadaşlar bizim cinimiz. Baksana abi, her yerinde oynuyor. Yani çok güzel tasarlanmış. Neyse. Arkadaşlar bu karakterin gameplay'ini yapacağız. 3 yıldızın arena aşamalarını kasarak almıştık. Özelliklerini tek tek göstermeyeceğim. Kendiniz de girip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ama özellikle yüksek hasara çıkabilme potansiyeline bakacağız. Sinerjine bir bakalım. Bu çılgınlığın süresini uzatıyor. Çılgınlık hakkında hiddet ve enerji verme takviyelerinin %15 daha fazla tesiri vardır. Falan filan. Ben yine sinersiz bir şekilde arkadaşlar girip denemek istiyorum. Gidelim kış askerimize. Önce bir kış askerimize deneyelim. Tabii ki kış askeri tek de alamayacak. Bende bir de kanama zehir de çıkar arkadaşlar. Ama nasıl bir yüksek hasar verdiğini görmek istiyorum. Hop, şuradan apokalipsi komple çıkar. Şuradan 3 yıldız kırmızı cinimizi seçelim. Bende kanama zehir açık olduğu için bunun etkilerini biraz daha azaltacak arkadaşlar. Bir takviye yapacağım. Şuradan kanamayı kapatan bir takviye yapacağım. Bir de blok performansını arttırmak için sadece red guardian'a koyacağım. Bunların direkt kırmızı cine bir etkisi yok arkadaşlar. Sadece kanamasını kapatacak. Ötekisi de blok yaparken daha az hasar yemesini sağlayacak. 3 yıldız sonuçta cücük bir şey. Olay şu arkadaşlar. Combo sayacınızı orta saldırı ile bitirdiğinizde kırmızı cinde arkasına özel saldırı attığınızda üzerinize hiddet açıyorsunuz. İlk hiddet üzerinize sonsuza kadar kalıyor. İkinciyi yaptığınızda artık bir zaman sayacı başlıyor. Ağır saldırı yaptığınızda da yine bu hiddetiniz arkadaşlar etkisini arttıran başka bir takviye açıyor. Haydi başlayalım bakalım. Yaptım, yemedi. Kırmızı cinin arkadaşlar özel saldırı ikisi çok etkili. Özel saldırı ikisi bence oldukça etkili. Bu arada altılı combo atıyor. Zaten Carnage'ın bazı özelliklerini görsel olarak da almış. Şöyle yaptığımda zaten gözüküyordur. Dediğim gibi karakterle L2 dolduracaksınız. L3 de atarsınız. Yani L3 artı L2 de yaparsanız oldukça etkili oluyor arkadaşlar karakter. Orta saldırıyla bitiriyorum ve L2 atıyorum. Bu da üzerime bir tane hiddet açtı. Hiddet açtığı zaman arkadaşlar özel saldırılar rakibin zırhını kırabiliyor. Eğer hafif saldırıyla bitirirseniz bu sefer de güç barınızı daha hızlı doldurmanızı sağlıyor. Aslında ilk başta başlarken bir L1'i mesela atıyorum hafif saldırıyla başlatabilirsiniz. Yakma hasarlarını güzel veriyor ya. Gerçekten güzel veriyor. Daha önceki canlı yayında ben bu karakteri denediğimde arkadaşlar L3 de oynuyordum. L3 de atıyordum. L3 attığınızda hem hiddetin hem de enerji tesirlerini daha hızlı doldurtuyordu. Karakterin yakmaya karşı bağışıklığı var. Aynı zamanda sanıyorum güç yakmasına karşı da, güç boşaltmasına değil ama güç yakmaya karşı da bir bağışıklığı var. Şimdi bir tane L3 atacağım. Hop, rakibin zırhını gondikledik. Bu zırh kırıklarını arkadaşlar 8'e kadar falan çıkartıyordu yani. O zaman da ya şunu söyleyeyim, şu 3 yıldızının düz vuruşu bile 3000'leri 4000'leri gördüğümü hatırlıyorum. Ya dehşet vuruyordu. Ama işte o potansiyeli çabuk çıkarmak lazım. Yani böyle 100 combo 200 combo sonra çıkarsa onun bir esprisi kalmaz. Ve şu anda üzerimize arkadaşlar 3 tane hediye açmış durumdayız. L1 basalım. 5'e 5 tane hiddeti gördüm az evvel.
Tabi sürekli oynadıkça karaktere aşina oluruz. İki tane edit arkadaşlar sabit olarak kaldı üzerimde. Bir ağır saldırı daha. Acaba sadece full L3 ile oynasam ne olur? Karakteri ben de şu anda sizlerle beraber deniyorum. Abi efektleri güzel yapıyorlar yani. Güzel yapıyorlar. 6000 küsur verdi ve yine 4 tane hiddet artı çılgınlığı açmış oldu. Düz vuruşunda da 1300'ü gördüm. L1 atacaktım da geç oldu ya. 4 hiddetin üzerine acaba L1 atsam kaç taneye kadar daha çıkabilir? Ama dediğim gibi normalde bir tane L3 attıktan sonra yeterli oluyor. Daha önce denediğime göre söylüyorum. Yine beraber deniyoruz burada. Şimdi bir de L2 basalım. Arkada seken yakma hasarları da fena değil. Ve 8 tane zırh kırığını gördüm. 1800 vurmaya başladık bile. Abi 3 yıldızın da bu kadar vurması güzel bir şey. Yani bu 5 yıldız R5'i tahminimce şu kombinasyonu yaparsanız arkadaşlar 8-9 bin belki 10 bin kritiklerle vurabilir. Ama dedim ki önden bir tane L3 istiyor arkadaşlar. Önden bir tane L3 istiyor. İkinci hiddet takviyesinde sabitlemesi için. Baksana zırh kırıklığına 6 tane vardı bu sefer de. Aslında bir tane arkadaşlar enerji açılabilir. Yani şöyle bir şey yaparak hızlı güç barını da doldurmasını sağlayabiliriz. Oynadıkça insanın aklına geliyor, gelmiyor değil. Tabi bu durumda ne oldu? Hiddetimiz patates oldu. Hiddet takviyesi yalan olur bir gün. Yalan. Keşke ikisini de birer tane tutabilseydi bir işe yarasaydı karakter. L2 basıyorum. Hiddet açınca da arkadaşlar gördüğümüz üzere bu sefer enerji gidiyor. Enerji varken de yani hafif saldırıyla bitirip özel saldırı attığımızda da rakibi yine şöyle bir yavaş yavaş da olsa güç bana azaltan bir takviye veriyor. Bir daha L1. Tabii çok fazla ömrümüz dayanmıyor buna. Bir daha L1 atıyorum. Bu da 3. hiddet. Ve biz arkadaşlar patates olmuştur durumdayız. Yani L3 artı L2 atarsanız çok yüksek bir şekilde arkadaşlar hasarı çıkabiliyor. Yani kendi gösterdiği kapasitesinin 3 katına kadar çıkabiliyor. 700 falan da bir saldırı gücü vardı. Neredeyse 3 katına kadar çıkıyor. Yani bir 5 yıldız R5'i kanamaz yere çıkken takriben 4000 saldırı gücü olsa arkadaşlar 10.000 12.000 civarı hasarları görebiliriz. Bu sefer de ilk önce L3 atacağım. Arkasından arkadaşlar L2 atacağım. Hop şöyle oturayım şeklimi değiştireyim. Dediğim gibi L3 arkasında L2 deneyeceğim. Bakalım öyle o az evvel gördüğümüz 6'lı 7'li zırh kırmalarını sağlayacak mı? Oyunda aslında bu tarz özellikli olan karakterler ama birkaç tane var. Yani özel saldırı üçünü attıktan sonra yüksek hasara çıkabilen. Mesela Mysterio, Namor gibi Gundiler arkadaşlar o şekilde genelde L3 attıktan sonra yüksek hasara çıkabiliyorlar. Biz de bir L3 atalım bakalım. Arkasına Paso L2 L2 spamlayalım. Haydi bakalım. Gelsin bombalar. Abi efektlerin güzeline bakar mısın ya? Efekt gibi gerçekten güzel çalışıyor. Aynen L3 attığımda arkadaşlar otomatikman çift hiddet verdi zaten. Bir de ekstradan üzerine toplamda 7 tane etki vermiş oldu. Zırh kırıkları falan da uzun sürüyor. Öyle kısa falan sürmüyor yani.
Bir de L2 atalım. 4 dedi çıkartıyoruz. Zırh kırmaları kes. 8 tane zırh kırması. İşte bu 8 zırh kırmalı arkadaşlar çıkabileceği en yüksek hasara çıkacak. 1800 vuruyor. Bence gayet güzel. 2 katından fazlaya çıkartıyor. Ve bu L2'yi sürekli atabiliyoruz. Normal basit bir şekilde oynayacağız. Ve sonra L2 basacağız. Üzerimden bir tane daha hiddet gitti. Acaba sadece L3 oynasam nasıl bir etkisi olur? Deneyelim bakalım. Ne de olsa deneme gameplay'i. Kırmızı cin. Acaba gerçekten Marvel evreninde var mı böyle bir şey? Kırmızı cin diye bir şey. Çok bildiğim bir konu değil. 3 şiddete çıkardı kendisini. Tekrar 2 şiddette sabitledi. Bir daha L3 attığımda neye çıkartacak? Ama L2'si asıl yüksek hasar veren anladığım kadarıyla. L2'si yüksek hasar veren ama sallıyorum 3-4 tane hiddeti sabitleyebilirse L3 ata. Öyle de oynanabilir. Ama çok aman aman da bir işlevsellik görmedim karakterde. Ama daha çok taze değil mi? Bu oyunumuz daha çok taze. Dört dedi çıktık. Yine rakibin üzerine 7 tane takviye verdi. Ağır saldırıda normalde kendi üzerine bir şeyler açması lazım ama açmıyor acı. Allah Allah. Açıyor diyordu ama açmıyormuş arkadaşlar. Bir de bize mi küstü? Ne yaptı? Bir kere L3 arkasına L2 atacaksınız abi. Mevzu bundan ibaret. O zaman yüksek hasar veriyor. Bir de L1 atayım. 5. iddeti göreyim. Elder'in ömrü buraya kadar arkadaşlar. Ben artık GG. Ama GG olmadan önce bir tane daha L1 atarım. Karakter L3 artı L2 gördüğüm kadar arkadaşlar şimdi ilk izlenimlerim L3 artı L2 yaptığınız zaman L2'si yüksek hasar veriyor ama uğraştıran bir havası var gibi geldi bana bilmiyorum siz ne dersiniz birazcık uğraştırıyor yani böyle alıp sürekli kullanabileceğimiz bir karakterden ziyade yine arena hero'suna benziyor arkadaşlar ama sinerjileri fena değil başka karakterleri coşturuyor fakat o da alternatif bazda sinerjiler gibi gözüküyor arkadaşlar. Yine onlarla ilgili video yapacağım. Sizler de düşüncenizi buyurun videonun altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.